Herkese merhaba, ben Emir. Bugün sizinle Lost Ark'ta sizlere tripodları anlatacağım. Tripodların önemlerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki birkaç video öncesine kadar kartları, jamları vesaire anlattım. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Tripodlar da aynı şekilde bunlar kadar önemlidir. Şimdi çok temelden başlamak gerekirse K'ye bastıktan sonra bildiğiniz üzere bizim bir skill sayfamız açılıyor. Burada biz bir skill'e her 4 seviye, 7 seviye ve 10 seviye verdiğimizde yanda görmüş olduğunuz yuvarlakları seçme şansımız oluyor. Bunlardan bir tanesini seçebiliyoruz. Yani 4 seviye verdiğimizde en üsttekilerden bir tane, 7 seviye verdiğimizde ortadakilerden bir tane ve 10 seviye yaptığımızda da en alttakilerden bir tane seçme hakkımız oluyor. Aslında bunlar da tripodların ta kendisi diyebilirim. Çünkü bu yuvarlaklar zaten tripod olarak geçiyor. Yani bir bakıma aslında siz oyun başından beri tripod kullanıyorsunuz diyebilirim. Fakat asıl tripodun olayına, daha derinine siz tier 3'te inmeye başlıyorsunuz ve tier 3'te artık düşürdüğünüz zırhlardan, ekipmanlardan tripod kazanabiliyorsunuz. Bu ekipmanlardan gelen tripodlar da sizin burada seçmiş olduğunuz tripodların seviyesini yükseltiyor ve bu seviye yükselince de haliyle tabii ki de skilliniz daha da güçlenmiş oluyor. Şimdi dediğim gibi temelden başlamak gerekirse önce birkaç tane bilgilendirme yapacağım. Tüm skilllerin tripod seviyesi olmayabiliyor. Örnek olarak şimdi bunun bir range tripodu var ve bu 1 level'dan yükseğe çıkmıyor. Yanında görmüş olduğunuz üzere zaten current level 1 parantez içinde max yazıyor ve hemen sağ tarafında da gri bir yazıyla max level 1 diye yazıyor zaten. Eğer ki 5 olsaydı bu şekilde max level 5 yazardı yanında. Bir tripod maksimum 5 seviyeye kadar çıkabiliyor. Bir eşyada maksimum 3 tane tripod olabiliyor. Siz düşürmüş olduğunuz ekipmanları kullandığınız ekipmana geçirerek tripodlarını bu şekilde kullanıyorsunuz, basitçe anlatmak gerekirse. Temeli aslında kısaca anlatmam gerekirse bu kadar. Şimdi biraz daha derine inmek gerekirse, siz tier 3'e girdikten sonra artık tripod olayına tam girmeye başlıyorsunuz. Aşağıda settings kısmına tıklayarak tripod sekmesini açıyorsunuz siz skill'lerde. Burada da görmüş olduğunuz üzere bakın, ben seçmiş olduğum tripodların altındaki işaretleri tıklayarak şu şekilde diyorum ki bu tripodu istiyorum. Burada diğer kullandığım skill'lerde de yine aynı şekilde bu işaretleri açarak hangi skill'de hangi tripod lazımsa bana bunları seçiyorum teker teker ve ardından aşağıdaki save butonuna bastıktan sonra benim buradaki işim bitmiş oluyor. Bu size aslında tripod veya güç kazandırmıyor. Bunun olayı şu: siz bir tier 3 kontentine girdikten sonra ekipman düşürürseniz bunların her birinde tripod bulunur. İlla ki çıkıyor tripodlu olarak. Ama şöyle bir olay var. Bu eşyalar tripodlu olduğunu siz hani ilk bakışta belki anlamayabiliyorsunuz. Şu an benim mesela bakın iki tane kasktan örnek vermem gerekirse. Bir tanesinin sağ yukarısında şu şekilde bir tane simge var, ikon var. Ama bunda yok. Bunun sebebi ne? Ben K'den settings kısmından bunun içinde bulunan bir tripodu seçmişim demek oluyor bu. Yani bakın hangisinde işareti var? Rhyme Arrow'un üstünde bir tane işareti var bakın. Şu an zaten ekranda büyük ihtimalle kırmızı çizgiyle ben gösteririm bunu. Bu demek oluyor ki ben K'de settings kısmında bu skill'i seçmişim ve ben onu seçtiğim için eşya benim inventörüme düştükten sonra oyun bana diyor ki kardeşim sen K'de bunu seçtin, ben sana haber vereyim, bak bunda seçtiğin tripodlardan bir tanesi bulunuyor. Bu eşyayı sakla. Yani ben de ne yapıyorum? Bu eşyayı bu şekilde saklıyorum. Yine aynı şekilde seçmediklerimde bakın düşmesine rağmen tripodları bulunuyor. Fakat benim istediğim bir tripoda sahip olmadığı için sağ üst köşesinde herhangi bir simge bulunmuyor. Bu kadar basit yani, anlayacağınız üzere. Düz mantık, tripodlara bu şekilde girişinizi yapıyorsunuz siz ilk olarak. Şimdi asıl olay şu an başlıyor aslında. Biz bu tripodlu eşyaları seçtik. İstediğimiz şeyleri elde ettik, düşürdük. Ardından map'te bakın transfer skill tree diye bir tane NPC'miz bulunuyor. İsmi bu şekilde geçiyor. Simgesi de bu. Bu NPC'ye geldikten sonra bununla etkileşime geçtiğimizde böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada siz tüm tripod olaylarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela ben sol tarafta kullanacağım eşyayı koyuyorum. Yani benim üstümde takılı olan eşya bu olacak diyorum. Bunu koyduktan sonra burada tripodları zaten çıkar. Ardından düşürmüş olduğum üstünde iyi tripodu bulunan kendi ekipmanıma geçirmek istediğim bir eşyayı da buraya koyuyorum. Buradan seçerek. Yukarıdaki STN gear sekmesine basarak da sadece sizin seçmiş olduğunuz tripodlara sahip olan ekipmanları bu şekilde görebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ben bunu düşürmüşüm ve benim ihtiyacıma yarayan bir tane tripodu bulunuyor bunun. Rhyme Arrow skillinde. Size tripod basmadan önceki önereceğim ilk şey şu: kesinlikle karman çorman yapmayın. Yani şöyle ki mesela ben kaskıma ne yapmışım? Meteor skillinin tripodlarını koymuşum sadece. Aynı şekilde göğsüme ne yapmışım? Esoteric Reaction skillimin tripodlarını koymuşum sadece. Yani ben gidip şimdi mesela
Ezoteriğin bir üst seviye tripodunu buldum. Bu bir level ya mesela. 2 level'ını buldum bunun. Ve 2 level'ını buna geçireceğim ben. Arıyorum. Şu an hepsi dağınık olarak düşünün yani. Skill'i bulmaya çalışıyorum. Tripod hangi eşyadaydı vesaire diye. Bu bana biraz karmaşıklık yaratıyor. Zorluk yaratıyor. Belki dalgınlığıma gelecek. Yanlış bir şey yapacağım. Ben bunların hepsini bir eşyada toplayarak, yani mesela meteor skillinin tüm tripodlarını kaskta toplayarak bir sonraki meteor seçimimde benim meteorlarım kaskımda diyorum ve sadece kaskıma tıklayarak burada skillerime bakabiliyorum. Değişimi buradan hızlıca yapabiliyorum. Yani kısaca aynı skillin tripodlarını bir eşyaya dizmeniz karmaşıklığı önlemek adına daha mantıklı olacaktır. Ardından da tripodları basma olayına geçelim. Omuzluğumu atıyorum, Explosion skilline dizeceğim, tamam mı? Bende Explosion, bakın bir tane var. Hatta şu an iki tane var fakat bu benim ihtiyacıma yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü ben bunu işaretlememişim. İşaretli olan eşya bakın burada track olarak gözüküyor bende. Yine aynı şekilde sol tarafta da ihtiyacıma yaramayan olan track olarak gözüküyor. Şimdi bunlar benim ihtiyacıma yaramadığı için ben mesela en üsttekini seçtim. Burada buna tıkladım. Bir level'larda işte yer değiştirme olsun veya boş bir slota koyma olsun %100 şansla geçiyor. Bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerekli silver'ı verirsiniz, transfer dersiniz ve skininiz geçer. Ama şöyle bir uyarıda bulunayım. Sizin yem eşyası olarak kullandığınız, buna genellikle yem eşyası derler. Buraya koyduğunuz eşyayı %100 yakıyorsunuz siz. Geçmediği durumlarda da geçtiği durumlarda da bu eşya %100 bir şekilde yok oluyor. Bir seçim yapmanız gerektiği yerlerde hangisini seçeceğinizi iyi düşünün ve ona göre seçiminizi ondan yana kullanarak kullanacağınız eşyaya geçirin tripodunuzu. Ben dediğim gibi Explosion skillinin bu tripodunu geçirmek istiyorum. Transfer'e bastım. Eşyanın yanacağını söylüyor. Ben bastım, okey dedim. Transfer gerçekleşti. Ve buradaki tripodum silindi. Onun üstüne şu an benim seçmiş olduğum tripodum geldi. Bu şekilde artı basma olayını büyük ihtimalle anlatabilmişimdir diye tahmin ediyorum. Şimdi bir de bunun iki level olayı var. Ben burada istemediğim skill'e tıklıyorum, tripoda. Ardından kullanacağım tripoda basıyorum. Bakın şansım %30'a düştü benim. Çünkü bu 2 level bir tripod. Bunun level'ı yükseldikçe buradaki şansınız daha çok azalır. Ama burada Powder of Sage diye bir eşyamız bulunuyor ve bununla beraber siz şansınızı yükseltebiliyorsunuz. Bu Powder of Sage'leri strong olduğunuzda craftlayarak elde edebiliyorsunuz. Chaos Dungeon satıcısından satın alabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Sadece Tier 3 içindi galiba ama o. Guild NPC'sinden haftalık olarak satın alabiliyorsunuz Bloodstone karşılığı. Ve Guardian Raid gibi yerlerden bunları düşürebiliyorsunuz. Bunları erken oyunda kullanmalı mıyım diye bir soru soracak olursanız size tavsiyem kullanabilirsiniz olacak. Çünkü bunların değerleri o kadar fazla değil. Markette görmüş olduğunuz üzere 145 gold'a 6 tane satılıyor şu an. Yine aynı şekilde baya tıkadıktan sonra bakın 147 gold'a 17 tane, 148 gold'a 17 tane daha vesaire de bu gidiyor. Yani anlayacağınız fiyatlar o kadar pahalı değil. Bu yüzden bunları hani 2 level'lık skill'lerinizi geçirmek için kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 1 level bile %7, %10 kadar yani sizin güçlenmenizi, o skillin daha fazla hasar vurmasını sağlayacağı için bunlar önemli şeyler. 2 level yapma olayı tamamlandı, bundan ibaret. Yine 2 ve üstünde şanslar yavaş yavaş azalıyor. Siz bu materyali kullanarak şansınızı daha çok arttırabiliyorsunuz. Bir de bizim Inventory diye bir sekmemiz bulunuyor bu NPC'de. Bu Inventory sekmesine geldikten sonra da bizi böyle bir ekran karşılıyor ve burada biz yapmış olduğumuz tripodları kaydedebiliyoruz. Şimdi şöyle ki biz mesela gittik Abyssal Dungeon'a döndük. Buradan set bonusu veren mor zırhları dizeceğiz. Legendary Armor dizeceğiz. Bunları siz eğer ki artılarını aktarırsanız artısını aktarmış olduğunuz eşyada sizin dizmiş olduğunuz tripodlarınız durmaz. Bu yüzden de oyunda şöyle bir olay var. Daha önceden dizmiş olduğunuz bir tripod setinizi buraya gelerek kaydederseniz sonraki kullanacağınız aynı tier eşyalarına, yani mesela tier 3 ya bu kask. Ben tier 3 herhangi bir eşyada bu seti tekrar kullanabiliyorum. Save in inventory diyorum. Buradakilerin gideceğini söylüyor bana ve bunun sonucunda da buradaki yeni setimin kaydolacağını söylüyor. Okey diyorum ve bakın şu anki benim kullandığım tripod seti, omuzluk için geçerli tabii ki bu, buraya eklenmiş oldu. Ben daha sonra bunu giderek farklı bir omuzluğa alabilirim. Ama bakın bunu ben pantolonu alamam. Çünkü pantolonda farklı bir setim kayıtlı benim. Sadece omuzluğu alabilirim. Ability Selected Gear diyerek bunların gideceğini söylüyor bana ve bunun sonucunda da buradaki kaydetmiş olduklarımın yerine geleceğini söylüyor. Şimdi burada küçük bir not düşeceğim. Bazı akıllı arkadaşlar bunu yapmayı deneyebilir çünkü buna ben de dahilim. 2 level basarken yakma olasılığı var yani. Birisi mesela çıkıp da diyebilir. Ben 2 level bir omuzluk buldum. Bunu gideyim kaydedeyim.
Sonra da gideyim 5 tane daha omuzluk düşüreyim. Hepsine bunu alayım. 5 tane level 2 ile omuzluğum olsun. Sonra bunları teker teker deneyeyim böyle. Geçerse geçer. Tabii ki de böyle bir şey haliyle olmuyor. Oyun bunun önüne geçmiş. Tek akıllı sen değilsin kardeşim demiş. Ve şöyle bir şey getirmiş oyuna. Siz eğer ki kaydetmiş olduğunuz bir seti bir eşyaya geçirirseniz. Bakın burada diyor ki bu gear artık materyal yani yem gear olarak kullanılamaz hale gelir diyor. Mesela bastım ya atıyorum ben buna. Buraya transfer'e tıkladığımda omuzluklar kısmında şu an ben o az önceki omuzluğu bulamam. Çünkü bu artık gitti. Yem olarak kullanılamaz. Yani oyun diyor ki sen bunu aktardıysan ya kendin kullanacaksın kardeşim ya da yaratacaksın. Olay bu. Yine aynı şekilde akıllı olan arkadaşlar için yine benim de denemiş olduğum bir taktikten daha bahsedeceğim. Meteor skillimde bir level asteroid güçlendirmesi var mesela bak. Siz gidip 3 tane slota da bu asteroid'den koyarsanız 3 level olmuyor bu. Yani gittim bu güçlendirmeden 6'a da koydum, buna da koydum. 3 tane oldu. Level 3 mü oldu bu? Tabii ki de olmadı. Öyle bir şey olmaz. Bu sistem şöyle işliyor. En yüksek seviyesi olan tripod'u baz alarak onu sayıyor sadece. Yani eğer ki 3 tane bir level'ın varsa senin tripod'un 3 level değil, 1 level olarak sayılıyor. Eğer aralarında 2 level bir tane varsa, diğerleri 1 ise 2 level olanı sayıyor ve skill'in 2 level olarak sayılıyor. Ya yani olay tamamen bu şekilde işliyor. Aynı yetenekten, aynı tripod'dan 3 tane koymanız hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. Sadece bir tanesi sayılıyor bunların. Tripod'ları transferleme ve tripod'ları kaydetme olayı bu şekildeydi. Şimdi tripod'larla alakalı çok önemli bir taktik söyleyeceğim sizlere. Bu taktiği Kore'de de yaparlar. Rusya'da da yaparlar. Aşırı ama aşırı derecede önemli ve tripodlarda işinizi dehşet şekilde kolaylaştıracak bir taktiktir bu. Petim olduğu için Alt P'ye basıyorum ve markete giriyorum. Burada Action House'a girdikten sonra yukarıda Gear sekmesinden All'a tıklıyorum ve All Tiers'tan Tier 3'ü seçiyorum. Legendary'i seçiyorum. Relic şu an bizde olmadığı için Legendary'i seçiyorum. Ve yukarıdan Search butonuna basıyorum. Bakın burada aratmış olduğum eşyalar exhausted diye geçiyor. Yani siz bunları kullanamıyorsunuz. Bu eşyaların olayı şu. Sadece tripod'da işe yarıyorlar. Videonun başında galiba söylemeyi unuttum ben ama tripod'ların level'ları da şu şekilde işliyor. Bir tane seçtiniz ya, bu bir level olarak sayılıyor. 5 level'a çıkartmak için eşyalardan 4 level kazanmanız gerekiyor. Yani totalde bir level seçmiş olduğunuzdan geliyor. Geriye kalan 4 level ise eşyalardan gelebiliyor. Bu arada Sorcerer'daymışım. Şuradan ola tıklayarak aratırsam evet büyük ihtimalle daha çok tabii ki de sonuç çıkacaktır. Şimdi burada en yüksek fiyatı araştıracağım. Büyük ihtimalle güzel bir şey çıkacak. Bakın 3-2-3 büyük ihtimalle bunlar güzel skill'ler. Deathblade oynamadığım için bunları tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle oynayanlar biliyordur. Şimdi sallıyorum bu skill'ler bana lazım tamam mı? Ben bunları gidip düşürmekle mi uğraşayım? Düşürdükten sonra geçmesiyle mi uğraşayım? Toz harcayarak, para harcayarak bunları deneyeyim mi? Tabii ki de hayır. Eğer ki markette siz İhtiyacınıza yarayan tripodlu bir eşya bulursanız bunu kesinlikle alın. Sebebi şu. Altında bakın trade hakları yazar bu eşyaların. Trade hakkının olması demek şu anlama geliyor. Siz bu eşyayı alıp inventory kısmına kaydederek tekrardan satabilirsiniz anlamına geliyor. Yani siz bir bakıma eşyayı alıyorsunuz. İçindeki tripodu aktarmak için kaydediyorsunuz. Sonrasında tabii ki kullanabiliyorsunuz silahlarınızla kaydettiğiniz için. Ve bu eşyayı tekrar satabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde kaybınız olmuyor, üstüne kazancınız oluyor diyebilirim. Bu tripodların en önemli taktiklerinden bir tanesidir. Yaptığınız tek şey eşyayı kaydetmek ve hiçbir şekilde yanma şansı olmadan, hiçbir malzeme harcamadan bunu %100 şansla kendi ekipmanınıza geçirmek. Ardından da eşyayı satmak. Olayımız tamamen bu şekilde ilerliyor. Bir de bu exhausted eşyaları nereden bulabilirim diye soracaklar olursa da Chaos Dungeon'a geldikten sonra bakın Sun Level'ları var aşağıda. Bunlara girerek buradaki exhausted eşyalarını düşürebiliyorsunuz. Bunun dışında da tripodlarda daha fazla anlatacak bir şey yok. Aslında tripod olayı tamamen bundan ibaret. Çok basit bir konu. Sadece başta biraz karmaşık gözükebiliyor. Videomuz da bu kadardı. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.